İstanbul'la ilgili sizce ne karar çıkacak? Geldiğimiz son noktada, geleceğimiz noktada DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı? Ne dersiniz? Aday çıkarmaları muhtemel. Çünkü aslında DEM Parti Ayşegül Doğan'ın da aktardığı gibi bir yandan da Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı kayyum uygulaması nedeniyle 1,5 dönemdir tehdit altında olduğu için, yani düşünün, Kürtler belediye başkanı seçiyor. Ertesi gün ya da işte belli bir süre sonra hiçbir çoğunluğu somut hiçbir delil olmadan kayyum atanarak görevden alınıyor, bir kısmı hapse atılıyor ve bu neredeyse istisnasız bütün HDP'nin kazandığı bütün bölgelerde uygulanan bir seçme seçilme hakkının gaspı. Şimdi bir sonraki dönem, bakın, bundan takriben bir ay önce Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ile bir mülakat yapmıştım Artı Gerçek için. O şunu söylüyordu: Diyarbakır, demişti, bir daha kayyumu kaldıramaz, kayyum rejimini kaldıramaz, o yükü kaldıramaz. Zira kayyum, hani, devletin memuru, tek tabi olduğu siyasi iktidar. Dolayısıyla da halkın talep ve arzularına göre değil, iktidarın arzularına göre veya işte iktidarın çeperindeki sermaye kesimlerinin taleplerine göre hareket ediyor ve bu da giderek bir yozlaşmaya sebebiyet veriyor. Şehirlerde ciddi problemler yaşanıyor. Halk belediyeye ulaşamıyor çünkü kapılar tıpkı valilik gibi halka büyük ölçüde kapalı, talepler dinlenmiyor vesaire. Şimdi dolayısıyla da DEM Parti bir yandan da kayyum uygulamasının tekerrür etmemesini sağlamak üzere siyasi gücünü ortaya koymak istiyor. Bunun bir ayağı da Türkiye'nin batısındaki seçmeninin gücünü göstermek veya ortaya koymak. Bunun da iki yolu var. Ya aday çıkarıp kendi oy potansiyelinizi göstereceksiniz. Yani DEM Parti İstanbul'da aday kazanmak üzere göstermeyecek elbette. Orası açık, ama kendi gücünü göstermek için böyle bir yola başvurabilir. İkinci ihtimal ise işbirlikleri. Şimdi ben yine kendi yaptığım mülakatlara referans ediyorum, kusura bakmayın, ama Olur mu DEM öyle Parti şey? Ne güzel. Daha da iyi. Yayınımızı zenginleştiriyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'yla bir 10 gün kadar önce bir mülakat yaptım. Sizin bana sorduğunuzu ben de kendisine sordum. Dedim ki Türkiye'nin batısı için işbirliklerine, ittifaklara hazır mısınız? Dedim. İşbirliklerine elbette kapalı değiliz, ama Türkiye'nin batısında kendi adaylarımızla seçime girme eğilimimiz çok güçlü. Bunu söylediğinde Hatimoğulları, henüz DEM Parti parti meclisi toplanmamış ve sizin az önce naklettiğiniz gelişmeler söz konusu değildi ve şöyle devam etmişti: 2019 ve 23 seçimlerindeki stratejimiz AKP'ye, rejime kaybettirmek üzerineydi. Şimdi artık kazanmak istiyoruz. 2024 yerel seçimlerinde bizim de halkımızın da temel motivasyonu bu olacak. Türkiye'nin batısında muhataplarımızla işbirliği manasında masasında oturmamız bu çerçevede ve halkın gözleri önünde şeffaf bir biçimde olur, demişti. Şunu da sormuştum: peki diyelim ki AKP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nunkinden daha ileri bir programla kapınızı çaldı, destekler misiniz? Yanıt şuydu, iki cümle: bu soruya şu aşamada net olarak evet veya hayır diyemiyorum. Parti olarak oturup değerlendireceğiz. Bu konuda ne nihai bir kararımız var ne de olgunlaşmış bir temas söz konusu. Şimdi bu çerçevede bakıldığında aslında DEM Parti'nin 2019 yerel seçimlerinden önceki stratejisinden farklı olarak iki temel gücü kullandığını görüyoruz. Bunlardan biri belirsizliğin gücü. Yani şu anda net bir şeyi, bir kararı, değişmez bir kararı ortaya koymuyor. Müzakereye, esas olarak da siyaset sahasına bir açık kapı bırakıyor. İkincisi de kendi
gücünü, yani Türkiye'nin batısında esas olarak da İstanbul'u konuşuyoruz tabii ki, belirleyici gücünün olduğunu hatırlatıyor. Şimdi bakın, neredeyse marjinal denebilecek bir siyasi yapıyken mülteci karşıtlığı ve neofaşist sağ söylemin bütün kodlarını, bu hani neofaşist sağdan kastım bütün dünyada esinti uyandıran ya da dehşet uyandıran bir sağdan bahsediyorum. Evet. Gücünü yabancı düşmanlığından alan, Türkiye'de de bunun yansımaları var. İşte Ümit Özdağ'ın siyasi partisi marjinal denebilecek gücünü bile CHP ile protokollere tabi olmak kaydıyla bir müzakere masasına oturmak istiyor. Şimdi böylesi bir sahne, sadece Zafer Partisi değil, diğer pek çok irili ufaklı partiler bunu yaparken, DEM Parti'nin bilabedel 2019'daki gibi sadece rejime kaybettirmek üzere CHP'li adayı desteklemesi kendi tabanı tarafından da kabul görmez. Evet, dolayısıyla evet. Da yani CHP de bunun farkında ve bana kalırsa CHP de bilabedel gelin bakın iktidara kaybettirmek üzere bize destek verin demeyecektir. Öte taraftan şöyle bir mesele var. Bakın 2023 seçimlerinde ufak partiler diyeyim, hani irili ufaklı ufaklılardan bahsedelim, kritik öneme sahiplerdi. Fakat yerel seçimlerde tam tersi bir şey söz konusu olacak. Zira belli bir oy potansiyeli olmayan pek çok siyasi parti yerel seçimlerde hezimete uğrayacak. Yani il, işte şehirlerde veya kasabalarda, ilçelerde belediye başkanları çıkartamayacaklar. Örneğin İYİ Parti böyle bir riskle karşı karşıya. Tabii, dolayısıyla tabii. Da ittifaksız bir biçimde seçime girecek ufak partiler büyük bir hezimetle karşı karşıya kalacakları için, mesela şimdi bahsin başına dönelim, Meral Akşener bir tür kendi eriyen tabanını konsolide etmek üzere dün itibariyle bir tırnak içinde muhalefete, ana muhalefete bir savaş ilanında bulundu. Evet, ona bir biraz daha geçelim mi İrfan Aktan? Çünkü şu DEM Parti'den uzaklaşmadan biraz daha ayrıntılandırmak istediğim bir mesele var. Ama eğer hani cümle tamamlanacaksa orada girmeyeyim araya, buyurun. Bitiriyorum bu bahsi. Hasılı kelam, DEM Parti bana kalırsa son tahlilde CHP ile büyük şehirlerde, zaten kendileri de bunu söylüyor, kent uzlaşısı diyorlar. Evet. Yani esas olarak da şu, biliyorsunuz 1990'larda büyük bir, yani köy yakmalar, zorunlu göç neticesinde de büyük bir iç göç yaşandı. Milyonlarca Kürt Türkiye'nin batısına sürüldü ucuz iş gücü için ve aynı zamanda asimile edilmek üzere. Fakat tersi yaşandı. Evet, ucuz iş gücü haline geldiler ama aynı zamanda Kürt meselesinin kendilerinde yarattığı acılar nedeniyle de belli bir siyasi hatta durdular. Ve o hat hala DEM Parti'nin tabanı olarak devam ediyor. Ve eğer Kürt meselesine dair muhalefet ciddi bir açılıma dönmezse DEM Parti bu gücünü ortaya koyacak. Ama müzakere kapısı dediğim gibi hala açık görünüyor. Ben öyle zannediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içinde, ki çok da zaman yok, daha sıklıkla CHP ile münasebetler söz konusu olabilecek. Peki AKP DEM Parti'nin kapısını çalar mı? O işte pek çok şeyi değiştirecek kritik unsurlardan, belirsizliklerden bir tanesi. Evet, şimdi bunun üzerine şunu koyup devam edelim. İki tur arasında iktidarın nasıl bir kampanya yaptığını gördük. Ve bundan sonuç aldığını da gördük ilginç bir şekilde. Yani montaj olduğunu açıkça kendisinin de kabul ettiği videolar dahi, işte o zaman Yeşil Sol Parti'yi, HDP'yi terörle hizalandırdığı o söylemin bir karşılığı olduğunu gördü. Ve şimdi de aslında benzer
propaganda aracını kullanacak. Bunu görüyoruz. Şimdiden işte CHPKK ifadesi dolaşıma sokuldu. Şimdi Ümit Özdağ mesela diyor ki Özgür Özel'le de yapabiliriz bir protokol. Ama diyor HDP ile ittifak yapmayacağının garantisini vermeli. HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermeli diyor. Yani yine bu buradan bir propaganda şekillenecek. Bunu görüyoruz. Şimdi İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime girme kararını şöyle gerekçelendirdi. Aslında hani burada stüdyomuzda da bize bazı gerekçeler dile getirdiler. Biri işte CHP'nin onlara somut şartlarla gelmemesi ise, diğeri de bizim HDP